Hayati inanç ve bütün anlatacaklarımda hayati inanç meseleleridir. Klasik şairlerimize amansız bir tutkum var. Ben onları tanıdıktan sonra her günüm bir öncekinden daha neşeli geçmiştir. Onlar sayesinde hayata bir başka türlü bakmayı öğrenmişimdir. Bilmeyen sırrı kazayı deri paşaya düşer, kısmete kani olan dergah-i mevlaya düşer. Kaza sırrını, kader hikmetini bilmezse insan, mevki makam sahiplerinin kapısına düşer. İnsanlardan bir şeyler bekler. Ölümlü birisi karşındaki. Zannediyorsun ki senin işini görecek. İyi de adam ölümlü. Elde ettiği makamdan bir sebeple inecek. Ya emekli olacak, ya istifa edecek, ya ölecek. Orası kendisine mülk değil. O zavallıdır. Sen de zavallısın. Aciziz, aciz. İnsan aciz demek. Kısmete kani olan dergah-i mevlaya düşer. Ama kısmetine razı olursa, kadere rıza gösterirse Allah kapısına düşer, dergah-i Mevla'ya düşer. Aziz olur. İnsan sevdiğinden kıymet alır. Kime yalvarıyor, kimden istiyor, oradan kıymet alır. İnsanlardan bir şey istiyorsa, dünya istiyorsa kıymeti o kadar. Allah'tan isteyen aziz olur. Çünkü Allah emrine hürmet edeni yücelir. Ona buna rezil etmez. Adamın birisi Belh'ten çıkmış, Horasan'a gelmişti. Çok uzak bir mesafe. Şehrin yabancısı olduğu için etrafa garip garip bakıyor. Acemi kör gibidir derler. Öyle bakıyor işte. Halinden şüphe uyandırıyor. Ve o gece bir hırsız aramakta olan emniyetçiler bunun şüpheli davranışlarından kendisini hırsız zannedip tevkif ediyorlar. Gariban hiç suçsuz olarak içeri düşünce insanlara bir şey demiyor ama gözyaşı içinde secdeye kapanıyor, dua ediyor. Şehrin valisi gecenin bir yarısında dehşetli bir rüya ile uyanıyor. Rüyasında 4 kişi gelmiş, tahtın 4 bacağından tutmuşlar, ters çevirmişler. Vali bir tarafa, tacı bir tarafa, taht bir tarafa, perişan olmuş adam. Uyanmış, irkilmiş, eyvah demiş ya başımıza bir iş geldi. Abdest almış, kendini toplamış, tövbe istiğfar yatmış. Aynı rüyayı bir daha görmüş. Etti ki, üçüncüde de görünce var demiş bu demiş. Çağırmış zindancı başını. Aşağıda bugün ne var demiş, durum nasıl? Her şey yolunda efendim demiş. Asayiş Berkemal, misafirlerimiz var, bekliyorlar. Yarın hakim karşısına çıkacaklar. Onu anladık demiş. Bugüne mahsus ne var? Bugün yeni birini getirdik demiş. Gayet çok zavallı birine benziyor. Oturuyor, ağlıyor. İnsanlara bir şey demiyor. İçli içli dua ediyor. Çağırın bakayım onu demiş. Sabahı beklemeden. Durumu anlamış vali. Zavallı boş yere içeride. Demiş ki, arkadaşlarımız hırsız ararken yanılmışlar, seni tutmuşlar. Kötü niyet yok ama hata var. Şu an itibariyle misafirimizsin. Sarayda kal. Yarın da seni yolcularız. Bize hakkını helal et, bizi bağışla. Anamdan kalma şöyle bir para var yanımda helalinden. %100 helaldir demiş. Ben sizin gibileri tanırım demiş. Sen şimdi hazineden olsa almazsın parayı şüpheli diye. Anadan miras demiş. %100 helal. Sana hediyemdir lütfen şunu da kabul et. Bir de şehirde bulunduğun müddetçe Horasan'da başına ne gelirse bizi ara. Acizane buranın valisi biziz. Elimizden gelen yardımı yaparız. Demiş ki adam. Vali hazretleri üstelik olun hakkımı helal ettim. Dünya ahiret dava edici değil. Fakat diyorsunuz ki başım sıkışınca gel, gelmem. İmkan yok gelmem. Niye gelmezsiniz? Gelmem diyor. Benim gibi bir gariban için koskoca valimin tahtını 3 defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı çalar mıydım? İman gayba imandır. İmanın geçerli olması için 3 temel şart vardır. 1- Can boğaza gelmeden önce iman etmek. 2- Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. 3- Allah'ın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek. Bu 3 şart yerinde değilse naylon çiçek gibi olur. Görünüşte var, hakikatte yok. Yozgat valisi sordu program sırasında. Hayati Bey dedi, Türkçe kitaplar var içeride, dışarıdakiler de Türk. Ama arada ne var dedi, girilemiyor. Yozgat Türküsü söylüyor efendim. Türkiye bak. Boğazında hakik var, ne çok gönlü yıkık var. Şimdiye kavuşurduk, arada münafık var. Vali Bey böyle baktı. Aradaki münafık dünya sevgisidir. Nefsi emmaredir. Yani sensin. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradı. Kendi yolunu sen kesersin. Tövbe istiğfar et aradan çekil. Mesele bu. Yıl 1983. 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesiyim. 2 senedir evliyim. Ben 20 yaşında evlendim. Yani akrabadandı. Maliyeti düşüktü. Bir de bırakamazdım yani. Okul bitsin falan filan bekleyemezdim. Bu işin acil bitmesi lazımdı. Gittim 3 sene okudum evli olarak. Dolayısıyla ne kadar ayrılık şiiri varsa ezberledim tabii. İnsanın kabiliyeti artıyor. O günlerde ezberlediğim şiirler 35 senedir konferans veriyorum hala bitmiş değil. Gurbet eli bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm bile ayrılığı tarttılar, 50 dirhem fazla geldi ayrılık.
O günlerde ezberlemiş. Hapansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan hapansız, uzaklarda elemli garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse, bil ki seni düşünüyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan. Bir de şu vardı Faruk Nafiz'den. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız evimde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buğulu gözlerinden geçmediğim gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü, alnından öz kardeşin öpse ben ilkidirim. Değil ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü, daha candan görürüm senden uzaklaşınca, sararırsın dönüşte görünce öksüzünü, bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrında da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Alnından öz kardeşin öpse ben ilkidirim. Lafa bak, lafa bak. Ha benim bahtı yârim, gönlümün tahtı yârim. Yüzünde göz izi var, sana kim bahtı yârim? İrfan'a bakar mısınız? Alçuhanın kenarında hare ben, ne dedim de küstürdüm yâre ben. On parmağım kandil ettim, mum ettim, el yarandı, yaranmadım yâre ben. Alnından öz kardeşin öpse ben ilkidirim dediğin zaman Faruk Nafiz benim aklıma şu geliyor. Tanıdığınız bir Türk büyüğü Hakkı Bulut ne buyurur? Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var, seni ondan bile kıskanıyorum. Şeyh Galip diyor ki, gamdan ölmem korkarım gayret helak eyler beni. Aşkın ızdırabından ölmem diyor. Allah'ın ızdırabına dayanırız da diyor. Bu kıskanmayla öleceğim diyor. Korkuyor. Yani yüz veriyorsun ya diyor sağa sola diyor. İşte ona dayanıyor. Bana ne istersen et de şımartma diyor ya şu rakibi. Rakip var ya rakip. Rakibi tanıyor musunuz? Her aşkta üç kişi vardır. Aşık, maşuk, rakip. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Hayati Hamzoğlu. Erol Taş veya. Bülbül Gül Diken, Ferhat Şirin Hüsrev. Her aşkın bir rakibi vardır. Kul, Allah, şeytan. Ve Sultan Fatih der ki, yar için avyar ile merdane cenk etsem gerek, it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Gayrılarla mücadele etmek, rakip ile ölümüne savaşmak namus borcumdur. Allah göstermesin. Rakip yara el uzatırsa kaybeder. Ben ondan korkarım. Biz mevzumuza dönelim. O ezberlediğimiz şiirlerden biri de, hani İstanbul'dayız, talebeyiz falan ya. İşte o günlerde bir de şu şiir vardı. Osman Yüksel Ser'den geçti lan. Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil, insandır bu. Gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes. Kaldı ceset, çıktı nefes. Nerede o cam, nerede o ses? Gelsen de bir, gelmesen de. Serden geçti, artık bitti. Bu ayrılık cana yetti. O bir demdi, geldi geçti. Gelsen de bir, gelmesen de. Osman Yüksel Ser'den geçti. Ömrümün hatası dediği bir işi siyasete girdi. Bir dönem milletvekili oldu. Mazbatayı almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmiş. Orada bir döner kapı var, hala vardır. Döner kapıdan girmiş. İçeride kalmak lazım, kapı boş dönecek. Bizimki kapıdan çıkamamış. Kendini dışarıda bulmuş, bakmış gene göğün altında. Sevmedim bu siyasete dönmek kapısında başladı demiş. Sonra şu şiir vardı. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol bırakta. Yolu tam dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin. Necip Fazıl Kısa Güre.
Yine Necip Fazıl'dan en meşhur şiir olduğunu sandığım şu kısa şiirini de der ki, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehminde gölgeni, gelme artık neye yarar. Birinci kıtada nasıl beklediğini anlatıyor, ancak böyle anlatılır. Şeytanın günahı beklemesinden şiddetli, hastanın sabahı beklemesinden iştahlı, yeni kazılmış bir kabrin taze ölümü beklemesinden öte, bekliyorum dedikten sonra ne oldu da geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni falan diyorsun. Diyebilir mi insan bunu iki gün üst üste? Arada 40 yıl geçmiş oldu. Arada bir 40 sene var, arada bir ömür var da ondan. Ömür böyle bir şey işte. Mezarlığa gittiğinizde görürsünüz. Mezar taşı üstünde iki rakam var. 4 haneli bir rakam, 4 haneli bir rakam daha. Arada bir tire. Birincisi doğum yılı, ikincisi ölüm yılı. Belli aradaki tire hayat. Bir tire için mi bunca telaş? Değer mi? Neticede bir tire. Geçen de kabristan'da gezdim. Yatanların yarısı benden genç. O günlerde bir derdimiz de çocuk doğacak daha. İşte 1 yaşında çocuğum var ben mezun olurken. Okulun biteceği yok, kitaplar kalın, zaten Mecnun gibiyim, her köşe başında ağlıyorum. Necip Fazıl Kısa Kürekli'yle de görüşmek arzum var. Daha doğrusu beni gazlıyorlar. Ya o üstadın 50 şiiri var ezberinde diyorlar, güzel de okuyorsun Allah için diyorlar. Sen git diyorlar, evinin kapısını çal ya bir tanış falan. Her gün bindiğim tren oradan geçiyor aslında. Haydarpaşa'dan biniyorum, Cevizli'de iniyorum. 12. istasyon, 5. istasyon Erenköy. Söğütlü Çeşme, Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy. Ama ben inemiyorum, öyle cesaretim yok. Suadiye, Bostancı, Küçükkale, İdaltepe, Süreyya, Bileşim, Altepe, Cevizli devam ediyorum. O cesaret bende olmadığında ümit ediyorum. Biri beni elimden tutsa da götürse, bir bahane çıksa da hani bir görüşsek. Çünkü megaloman rahmetli. Üstad dediler, Fransızlar bir ansiklopedi yapmışlar. 18 cilt. Türk edebiyatından bahsederken topu topu iki şairin ismi girmiş. Ansiklopediye. İkincisi kim dedi? 1983 Mayıs'ında derse girmek üzere Beyazıt Meydanı'ndayım. Beyazıt Camii'nde öğle namazını kıldım. Saat 14'te ders başlayacak. Beyazıt Camii dediğimde şunu söylemeden geçemem. O camiyi yaptıran adam 2. Bayezid. Lütfen dikkat buyurulsun. Tarihte ismi biraz silik geçiyor, iyi tanınmıyor, ayıp oluyor. Yani bazı tarihçiler ona 2. Bayezid derler. Tarafsızız falan. Bazıları sevdikleri için Bayezid-i Veli Hazretleri derler. Bazıları da işte ne bileyim bilmem ne takıldıkları için de Sofu Bayezid diye akılları sıra alay ederler. Üçü de ne olursa olsun önemli değil. Şunu bilmekte fayda var. Babası Fatih, oğlu Yavuz. Böyle bir adam o. Dikkat yani. Namazı kıldım. 15 dakika vakit var. Cebimde de yeterli harçlık var. Bursu almışım. Çay var, simit var. Bir de gazete okuyayım dedim. Ayaktayım. Raftan parasını ödedim. Gazeteyi tuttum, kaldırdım. Yarım tutmuşum. Gazete tam açıldı. Ben ayaktayım. Tam sayfa açıldı. Gazete ve Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Yere yakın olan kısmında gazetenin eteğinde iki mısra yazılı. Hemen de okumak istemedim zaten. Biraz kendimi toparlayayım dedim. Bir anda resim orada görünce ne anlarsınız? Şairin resmi tam sayfa basıldıysa öldüm yani. Şair sağken böyle iltifat olmaz ki. Acından öldürürsün üstüne türbe yaparsın. Normali budur yani. Sağlığında kıymeti bilinen bir ben varım. Bu arada tahmin yürütüyorum. Hadi beraber yürütelim tahmin. Ne yazılmış olabilir? Mesela şu beyt yazılsa olur mu? Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Çok güzel yakışırdı. Hadi onu yapmadın şunu yap. Ölüm ölene bayram, bayramda sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta binmek var. Hadi olmadı şunu yaz. Büyük randevu, bilsem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Kardeşim o da olmadıysa şunu yaz. Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden. O da olmadı şunu yaz. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar, servi çürür, ölüm yıpranmaz. Bunlar hiçbiri yazılmamış. Bunları geçiyor sayfa sekreteri ve şunu yazmış. Sayfayı kendime yaklaştırdım, duvara dayandım. Ey genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Şimdi kendisi söylüyor gibi geliyor. Ey genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin.